çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Bugünleri görmek de varmış Kemal. Buna böyle alnımızın teriyle çalışıp kazandık bu bakkalı Mesude. Kocana dua et sen kocana. Anamızın ak sütü gibi helal vallahi. Ha! Öyle tabii. Allah seni başımızdan eksik etmesin Kemal'im. Kız Mesude, kartvizit de bastıracağım. Evlere dağıtırız. El değiştirdiğini bilsinler. Artık bakkal sahibi Kemal'im sonuçta. Ona göre muamele etsinler yani. Kemal, acaba bir kokteyl falan mı versek? Hani böyle filmlerde oluyor ya, insanlar ayakta duruyorlar. Saçma saçma konuşma kız Mesude. Bizim mahalleli ne anlar kokteylden? İçeri içerler de dükkanı yağmalarlar alimallah. O zaman Mevlüt falan okutalım bari. Lokum şerbet dağıtırız. İnsanların ayakları alışsın. Kız, mahalledeki tek bakkal biziz zaten. Bana masraf çıkartma şimdi. Şimdi sen bunları boş ver de içeri girip malları sayalım. Bak, sen bu İlker'i tanımazsın. Dükkanı boşaltırken pastırma, sucuk ne varsa çalıp evine isiflemiştir çakal. Zaten okeyde de taş çalıp durur. Yürü kız, yürü. Ah! Kolay gelsin. Sağ olun Feride Hanım. Çok korkmuş Gülcan. Neyse bu ona ders olsun bari, bir daha ocakla falan oynamasın da çocuk. Bir daha buranın kapısını kilitlemeden gidersem Allah beni ne etsin. Günaydın. Günaydın hocam. Size poğaçayla simit aldım. Sıcak sıcak, hadi soğutmadan gelin yiyin. Sağ olun hocam. Şurayı bitirip hemen geleceğiz hocam. Niye zahmet ettiniz Toprak Bey, sağ olun. Rica ederim. Yorulmuşsunuzdur. Eve gidip bir üstünüzü falan değiştirelim. Perişan oldum şu halime baksana. Sen her halinle güzelsin. Hadi kızlar, bırakın artık temizliği, gelin. Hedo, şurayı da bitirelim, çok az kaldı. Ellerimizi yıkayıp geleceğiz. Kızım, okula geç kalacaksınız. Hadi gelin kahvaltınızı edin. Geri kalanını ben hallederim. Bir kere de laf dinleyin çocuğum, hadi. Hadi, bekliyorum sizi. Evet evet, Hediye abla doğru söylüyor. Hadi bir şeyler atıştıralım. Laf dinleyin, hadi. Hadi Cemre. Teşekkür ederim. Rica ederim. Anne, ben çıkıyorum. Oğlum, bir dakika aşağı gelir misin? Ne oldu? Okuldan sonra babanla yemeğe çıkacaksınız ya. Gecikme oldu mu? Anne, nereden çıktı bu yemek işi? Bak, gene öyle öğüttü, nasihatle öyle şeyler yapmayacak değil mi? Bilmiyorum, yemekte görürsün. İyi, tamam. Ya bir de bir şey diyeceğim. Babam niye durduk yere benim inşaatta çalışma cezamı kesti? Ne güzel çalışıyordum ben. Sence neden oğlum? Hiçbir işe yaramadı. Aksine hoşuna gitti. Gidecek tabii. Oğlunu tanımıyor musun sen? Emekçi insanız herhalde. Biz çalışmayı seviyoruz. Ay Güney, yatağını bile toplamıyorsun. Söyletme şimdi beni. Yatağı ne karıştırıyorsun? Ben yatağı bilerek öyle bırakıyorum herhalde. Dağınık sevdiğim için. Bir şey diyeceğim. Başka ceza düşünüyor musunuz? Düşünün bence. Vallahi. Mesela bak, kredi kartımı iptal edin. Güzel ceza o. Güney. Ne? Ya güzel ceza işte o. Vallahi. Bence iptal etsin kredi kartımı. Vallahi en güzeli o. Nerede babam? Ben onunla bir konuşayım bunu. Oğlum, misafiri var. Alt salondalar. Sonra konuşursun. İyi, tamam, ben onunla sonra konuşurum o zaman. Hadi hoşça kal. Tamam. Bak, o kredi kartı güzel ceza. Onu düşünün. Vallahi böyle çocuk yetiştirilmez ya. Biraz ceza verin. Allah Allah. Mahkeme kararına göre tarihi eser olduğu için hiçbir şey yapılamaz Leman. Biliyorum. Dededen kalma köşk. Teyzem vakfa devretmiş. Onlar da yetimhaneye süresiz ikamet izni vermişler. Sabah vakıftan telefon geldi. Yangın çıkmış yurtta. Tamamen yanmış mı? Bilmiyorum Ekrem, ama sonuçta yangın olmuş. Tarihi eser vasfını yitirdiyse
Köşkü tahliye ettirebilirim. Senin elin kolun uzundur. O yüzden geldim sana. Tabii olabilir ama... İnşaatı ben alırsam. Neticede restore edip oturmayı düşünmüyorsun değil mi? Hayır, paraya ihtiyacım var. İlgileneceğim. Residence ve AVM için uygun bir lokasyonda. Tamam, o aşamaya gelince anlaşma şartlarını tekrar konuşuruz. Şimdi tarihi eser vasfını yitirdiğine dair rapor çıkaracağız değil mi? Sen o işleri bana bırak. En kısa sürede halledeceğim. Tamam, sağ ol. Ya benim çok uykum var. Ben kesin uyuyacağım. Aynen ya, ben de. Kader. Çok şükür iyisin annem. Kader, konuşma şununla. Gel gidelim. Gel bu taraftan gidelim. Kader bak, ne olursun böyle yapma kızım. Sen bana inanmıyor musun? Ben seni itmek istemedim anne. Ne olur inan bana kızım. Bak gözüme uyku girmedi, perişanım. Ya bırak beni. Anne ben senin hiçbir lafına inanmıyorum. Ya sen sadece vicdanını rahatlatmak için gelmişsin buraya. Beni de hayatımla rahat bırak ya. Hayır, ben sana bir şey oldu diye çok korktum. Bak sana bir şey olsaydı ben yaşayamazdım. Sana yemin ediyorum yaşayamazdım. Ya anne, ben sana inanmıyorum. İnanmıyorum. Laf yetişir mi şu kadına Kader ya? Hadi gidelim. Hadi. Kader! Bak bana. Beni affedinceye kadar burada böyle arabaların önünde duracağım. Yaptığımın cezasını çekeceğim. Ya anne ne yapıyorsun ya? Çekil oradan. Bir araba gelip beni ezinceye kadar burada duracağım. Çekil oradan, baksana arabalar nasıl geliyor ya. Ya anne. Manyak mısın kardeşim? Çekilsene yoldan. Çekil şuradan. Ya ne yapıyorsun? Anne sen manyak mısın ya? Anne sen benim canımı mı yakmaya çalışıyorsun? Anne bir de gözlerimin önünde mi ölecektin? Bunu mu yapacaktın yeter? Ne olur beni affet kızım. Ne olur anne lütfen. Anne bir daha böyle bir şey yapma ne olur. Anne sakın böyle bir şey yapma tamam mı? Böyle bir şey yapma. Anne çok korktum. Anne çok korktum. Bunlar da tamam. Aferin. Çalmamış. Çok takdir ettim doğrusu. Çok. Peynirleri de saydın mı? Tamam kız. Tamam sayarız. İşkolik. Kız Mesude. Nasıl oldu da sen böyle birdenbire tırlatıp sonra kendine geldin? Yoksa sana iyi saatte olsunlar falan mı göründü? Kız böyle garip garip renkli şeyler falan gördün mü? Bak bana açık açık anlatabilirsin. Kocanım neticede. Psikolojiden de anlar bu adam. Yok öyle değildi de. Öyle olmayan şeyleri görmek gibi değildi Kemal. Ya ben çok affedersin ama... Ben bir an senden şüphelendim. Böyle aklım beynim kaldırmadı. Vücudum iflas etti resmen.
Neyse Eylül sonunda hakikati söyledi de. Neymiş kız hakikat? E işte iftira atmış ya sana, onu söyledi. Ha! Sonunda itiraf etti yani. İyi bari. Bana bak Mesude Hanım, bu da son olsun. Hayır, bir daha bana bulaşırsa en azından seninle uğraşmayayım yani. Hasta senin bu kızın Mesude, hasta. Anla artık canım. Kız Mesude. Böyle... Senle kızın böyle biraz terelerlisiniz. Senin genlerinde bir şey mi var yoksa kız, ha? Saçmalama Kemal, nereden çıkarıyorsun? Benim sülalemde herkesin aklı yerinde. Ha, iyi bari. Neyse neyse, hadi beni lafa tutma, sen de boş durma. Bak bakalım şu zeytinler sağlam mı, hadi kız. Kemal. Ne oldu be? Bunların son kullanma tarihleri geçiyor. Ne kadar var kız? 3 gün yazıyor. 3 gün mü? Mesude, bunların da son kullanma tarihi geçmek üzere. Kemal, biz nasıl satacağız o kadar yumurtayı? Ne yapsak ki? Kız, sen şu içecekleri kontrol et. Bak bakalım hepsi fresh mi? Ben de şu peynirlere bakayım. Şüphelendim ben canım. Mesude, bu peynir bozulmuş kız. Burnumun direği sızladı vallahi. Kemal, biz bu kadar kısa sürede nasıl satacağız bu kadar şeyi? Çok hasar yok değil mi? Tamir edilir miymiş bari? Döş tamir edilir dedi. İyi bari. Çok büyümemiş Allah'tan. Ya siz de dikkat edin geceleri uyurken falan, tamam mı? Benim yüzüme oldu. Çocuk bana acıktım dedi, ben onun elini elma tutuşturdum. Keşke beni uyandırsaydın. Ben onunla 2 dakikada sandviç yapardım. Neyse ya, Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Kızlar, ben bir çay alacağım. İster misiniz? Dur, yardım edeyim ben sana. Ya Defne, sil şu fotoğrafı. Başkasının eline geçer falan, ne bileyim. Telefon kaybolur. Ya hadi sil. Bakıyorum yine utanmadan okula gelmişsin. Evet, geldim bebişim. Sen görürsün. Nasıl korkmuş alttan alıyor. E anladı tabii bizle uğraşılmayacağını. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Bittik, bittik. Mahvolduk. Korkutmayın beni Neriman Hanım. Ne oldu, hayırdır? Yurt binasının oturuma uygun olmadığına dair rapor istemişler. Bilirkişi gelip bakacakmış. Şimdi arayıp haber verdiler. Eğer tahliye kararı çıkarsa binayı elimizden alırlar. Mahvoluruz Feride. Ne diyorsunuz siz Neriman Hanım ya? Ne diyorsunuz? Bu kışın ortasında sokağa mı atacaklar bizi, anlamadım. Nerede kalacak bunca çocuk peki? Artık çil yavrusu gibi dağıtırlar. Nerede boşluk var oraya gönderirler. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Şaka olmalı bu herhalde. Çocukların psikolojileri alt üst olur Neriman Hanım. Ya onların bu hayatta mutlu oldukları tek şey beraber olmak zaten. Tek şansları birbirlerine tutunuyor olmaları. Ya biz kime tutunacağız? Bir zahmet de onu söyleyiver Feride. Ben bu saatten sonra şark hizmetine gidemem. Vallahi emekliliğimi isterim. Allah'ım. Kim başvurmuş rapor için? Bilmiyorum ki artık hangi Allah'ın cezasıysa. Ya
Ya kanka hadi bırak görelim şunu. Ya hadi. Gel. Hadi Meral gelmiyor musun? Siz çıkın hemen ben geliyorum. Tamam. Buna da atalım. Buna da. Deli misiniz abi siz ya? Mutfak yok ne demek lan? Bir şey diyeceğim, akşam pizza falan söyleyelim bari biz size. Ha, olur Güney, 100 kişilik pizza söylersin artık. Söyleriz, ne var canım? Hem ben bizzat servis bile yaparım ha. Yalnız Rüstem abi bu sefer seni gerçekten vurur ha. Ha. Harbiden siz akşam ne yiyeceksiniz ya? Ya o problem değil, sandviç falan yaparız. Ben cüzdanımı unuttum, hemen alıp geliyorum. Hadi gelin bari. Meral. Ne yapıyorsun o? Kimin telefonu? Defne'nin. Pis pis fotoğraflar çekmişler. Herkese atacağım. Biraz da onlar rezil olsun. Meral yapma, bırak onu. Ya bırak. Bana yaptıklarının öcünü alacağım. Ya Meral onu geri koyalım, ver onu. Ya bırak. Ne yapıyorsun Meral? Yapma. Dur dur dur. Meral versene şunu ya, ne yapıyorsun? Hah, gönderdim. Al canısı, zaten işim bitmişti. Ne yapıyorsun sen orada? Bir şey yapmıyorum ya. Çantan yere düşmüştü, ben de onu kaldırdım. Dokunma eşyalarıma bir daha. Meral ya ne yaptın sen? Birazdan görürsün canısı. Şuraya baksana, bak rezillik ya. Ya. Ya bakar mısın? Yok artık ya. Şuraya bak ya. Çok bak, sende de var aynı. Ne oluyor ya? Niye gülüyor bunlar? Lan ne oldu? Yine bizimle ilgili bir mevzu mu var ya? Bu sefer bizlik değil, onların meselesi. Meral ne yaptın sen? Hak ettiler, tamam mı? Aleyna ne yapmışsın sen ya? Ne diyorsun sen be? Şişt, Aleyna, telefonuna bak, telefonuna. Oha! Kim paylaşmış bunları? Defne sen paylaştın değil mi? Defne sen paylaştın değil mi? Ya senin telefonundan paylaşıldı bunlar. Evet sen paylaştın. Bu manzarayı özlemiştik değil mi? Defne değil mi? Meral yeter. Değil mi? Sen paylaştın o fotoğrafı. Ya Defne ya ne yapıyorsun sen ya? Neden paylaşıyorsun? Kızım ne diyorsun ya? Ben yapmadım tabii ki. Ya kim paylaştı o zaman? Söyle kim paylaştı? Ya... Ya bu kız yaptı. Ya benim çantamı karıştırıyordu. Bu yaptı ya, eminim Cemre. Ne iğrenç.
bir insansın sen ya. Allah belanı versin elinize. Nasıl yapıyorsun ya sen bunu? Nasıl yapıyorsun aleyhine sen bunu? Ne yapıyorsun? Kime saldırıyorsunuz kızım siz? Deli misiniz? Ne yapıyorsunuz? Neye saldırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gebertin şunu. Kızlar sakin. Neye saldırıyorsunuz? Bırakın ya Cemre. Sen bunu noktasını koyun. Bırakın ya Cemre. Bırakın. Ne yapıyorsunuz? Bıraksanız da. Ne oluyor burada? Hocam anlamadık ki. Hocam Cemre Aleyna'nın çıplak fotoğraflarını herkesin telefonuna göndermiş. Oha! Hayır hocam gecelik vardı üstümde. Yemin ederim ki öyle değildim ya. Vallahi değildi. Tamam kızım tamam. Ağlama. Ya ne iğrenç bir insansın sen. Hocam bunların burslarını kesin, okuldan atın, bir şey yapın. Ya hocam başka bir şeydir, bir yanlış anlaşılmadır, şakadır, bir şeydir yani. Kader böyle şaka mı olur ya? Cemre. Disipline gideceksin. Hocam. Aleyna nerede? Gitti. Herkes siliyor. Fotoğrafları herkes siliyor derhal. Aleyna! Aleyna! Cemre böyle bir şey nasıl yaparsın ya? O yapmadı. Ben yaptım. Ne? Ya Meral neden böyle bir şey yaptın ya? Niye? Annemin öcünü aldım tamam mı? Hak ettiler yani. Ya Meral sen salak mısın? Böyle öc mü alınır kızım? Ya ne yapsaydım Songül? Günlerdir annemle dalga geçiyorlar. Utancımdan kimsenin suratına bakamadım. Az bile yaptım. Keşke diğerleri de giyinseydi de. Neyse. Cemre, merak etme. Toprak Hoca'ya ben yaptım diyeceğim. Nasıl olsa ben burslu değilim. Size de bir şey olmaz, hallederiz. Aleyna çok üzüldü ama keşke yapmasaydın. Ya sen nasıl bu kadar zalim oldun? Hep biz mağdur oluyoruz. Biraz da onlar üzülsün. Meral ya. Yaşıyor mu acaba? Ablası haber verin. Dikkat etsene kardeşim. Abi birden çıktı ya önüme. Duramadım ki. Ablası haber verin. Tamam hemen ambulansı arıyorum. Ay, çok da gençmiş. Vah vah. Bir şey var mı? Alo. Alo. Ha ambulans geliyor. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Hadi canım. Anne ben bunu yiyemem. Niye? Ya bizim mutfağımız yandı. Arkadaşlarım şu an kuru ekmek yiyorlar. Kader. Bak senin için güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben de zor günler geçiriyorum. Yani doğru dürüst Sedat'tan nafaka da alamadım. Güvenebileceğim, sırtımı dayayabileceğim kimsem yok. Seher ablanın da yok. Ama o kızına tutunup yaşıyor. Yani temizliğe gidiyor, bir şeyler yapıyor. Gece gündüz çalışıyor ama bir şekilde yaşıyor. Benden hizmetçilik yapmamı istiyorsun Kader.
Anne Allah aşkına çalışmak ayıp mı ya? Ben de sana yardım ederim. Hayatım benim standartlarım var. Ne yapayım öyle alışmışım. Yani öyle işlerde çalışamam ben. Duralım şöyle. Kader. Güney. Ne işin var kızım burada? Yemeğe geldim. Yani geldik. Annem. Annen mi? Senin annen mi var? Şu oğlum. Nasıl söz? Merhaba. Ben Ekrem. Banu. Aslında biz tanışmıştık daha önce. Geçen yılki Girişimciler Derneği'nin yemeğinde. Sedat benim eski eşim ödül almıştı. Ah tabii ya. Kusura bakmayın bir an anımsayamadım. Rica ederim. Buyurun oturun. Rahatsız etmeyelim. Yok canım ne demek buyurun lütfen. Lütfen oturun. Olur. Şöyle yanına oturayım. Gel gel. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkürler gayet iyiyim. Siz nasılsınız küçük hanım? İyiyim sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk annem benim. Oh. Aman ne güzel bakıyorum keyfin pek bir yerinde. Evet vallahi çok yerinde keyfim. Seni rezil edenlerden intikamını aldım. Kavga etmedin değil mi anneciğim? Daha iyisi. Ya ihtar falan alırım ama olsun. Biraz da Aleyna Hanım ağlasın bakalım. Bak anneciğim. Bunun hiç iyi şeyler değil. Ya tamam. Geçti bitti zaten. 3 gün morali bozulur sonra unutur. Sakın. Sakın diyorum bak. Anne. Biliyor musun yurtta yangın çıkmış. Ne? Yangın ne? Nesi var? Araba çarpmış. İlk müdahalede kırık tespit edemedik. İç kanaması olabilir. Hemen tomografiyi alalım. Ailesine haber verdiniz mi? Üzerinden kimlik ya da telefon çıkmadı. Eylül, sakin ol kızım. Ben buraya sana teşekkür etmeye geldim evladım. Annene Kemal abi suçsuz demişsin. Doğruyu söylemişsin. Ben de size dükkandan hediyeler getirdim. Bak, hatta sen seversin diye kangal kangal sucuk getirdim kız. Na bak, ha? Ben mecbur kaldım tamam mı? Annem hastalandı, ona bir şey olacak diye korktum. Aferin. Hep böyle yap çocuğum, hep böyle. Eylül. Şimdi bu aralar ananın kafası kaldırmaz. Sen 18 yaşını doldur. Beraberce karşısına çıkarız, aşkımızı itiraf ederiz. Tamam mı kız? Sen ne diyorsun pislik, sapan! Şerefsiz! Elimde kalacaksın, diye korkuyorum ya. Defol git, defol git! Ya Rüstem amca neredesin? Pislik! Bak ya, sen ne söylüyorsun ya? Ya sen nasıl bir sapan? Ya ben de... Git buradan, git! Yine sürü gibi saldırıyorsunuz. Bırakınlar, bıraksanlar koluma. Birader, kurtar birader. Allah aşkına. Öldüreceğiz. Dur. Rüstem Bey, ben sana demedim mi yetimlere yiyecek yardımı yapmaya geldim diye? Baksana nasıl saldırıyorlar canım. Ne oluyor burada yine ha? Ne oluyor? Maaşını ne yapacakmış Neriman Hanım? Erzak getirmiş. Ben bu adamın hiçbir şeyini istemiyorum. Eylül, senin ihtiyacın yoksa belki yetimhanedeki diğer yetimlerin ihtiyacı vardır evladım. Rüstem Efendi, al sen şunları, al, al. Ha? Bak kangal kangal sucuk. Ya biz senin hiçbir şeyine muhtaç değiliz be. Defol git buradan, defol. Öngür. Bir sakın. Gebertirim lan seni. Elimde kalırsın, duydun mu? Elimde kalırsın. Bir dakika, yavaşsın gözünü. Çekilin lan. Ne duruyorsun Rüstem Efendi? Göndersene şu adamı. Almayayım mı şimdi erzağı? Ya Rüstem hala erzak mı diyorsun sen? Bırak şunları. Defol git. Defol git Kemal. Bir daha buraya gelirsen vallahi senin boynunu kopartırım, anladın mı? Gelmeyeceksin bir daha buraya. Gelmeyeceksin lan. Sana da aşk olsun be müdür hanım. Biz buraya yetimlere yardım etmeye gelmişiz. Bir teşekkür edeceğine
Ya hala konuşuyor, ya hala konuşuyor. İstemez. Devlet her ihtiyacını karşılıyor çocukların. Yürü git, defol. Aman be, almazsanız almayın. Bizim mahallede fakir mi yok? Aman şu sucuklarını da. Bir daha burada görmeyeceğim seni. İyi be, iyi. Yürü. Sapık ya. Hadi. Hadi içeri. Hadi çocuklar, hadi içeriye. Ben de işletme okudum. Kızım doğunca da ona bakmak istedim. Çalışmadım. Aa, ne güzel. Annen hep yanındaydı demek. Ne mutlu sana. Sormayın. Annem hep yanımdaydı. Canım annem beni hiç yalnız bırakmadı. Artık çalışmak istiyorum ben de. Yani çok fazla iş deneyimim yok ama şimdiden birkaç şirketle iletişime geçtim. Bir yardımım olursa lütfen çekinmeden arayın beni. Teşekkür ederim. Güney, sen Kader'in okuldan arkadaşı mısın? Evet. Kendisi aynı zamanda baldızım oldu. Yani onun en yakın arkadaşı benim sevgilim de. Oğlum, lütfen şu kıza sevgilim deme. Rica ediyorum. Niye demesin? Yani son gün dünyanın en iyi, en tatlı insanıdır. Niye sevgilim demesin? Kader, sus anne, cevap versin. Hı? Kızım, sen çok akıllı birisin. Her halinden belli. Ama onlar biraz farklı çocuklar. Yani siz de biliyorsunuz. Farklı derken ne demek istiyorsunuz? Boş ver Kader. Babam belli ki saçmalamak istiyor şu anda. Kader, sen baba ile oğul arasına girme istersen kızım. Anne, Songül'den bahsediyorlar. Susayım mı, ne yapayım? Anlaşıldı. Yetimhane kızı bizim çocuklarımızın gözünü boyamış. Tamam. Tamam. Sözümü geri alıyorum. Hadi yemeğe devam edelim ha? Siz devam edin. Afiyet olsun. Ben de geliyorum. Kader. Kader, nereye gidiyorsun? Açmıyor mu? Telefonu hala kapalı. Okula dönüp almadı herhalde. Eve gitmiştir belki. Bilmiyorum. Ya çok üzüldü bugün. Ağlayarak kaçıp gitti okuldan. Ya Leyla böyle şeyleri kaldıramaz ki. Haklı tabii çocuk. Rezil etmişler onu. Anne sus ya. O pislikleri içimize sen soktun. Hah. Yine beni suçlayacak bir şey buldun. Bütün kötülüklerin anası Nazan. Bravo. Bravo sana Defne. Öyle ama. Ödüllendirir gibi bedava okutuyorsun. Sinir oluyorum. Ne yapayım kızım? O dönem başka şansın mı vardı? Mecburdum. Artık mecbur değilsin anne. Ya gönder şu kızları okuldan ya. Bak Aleyna'ya da neler yaptılar. O kadar söyledim toplantıda. Bu kızlar başımıza dert olacak dedim. Kimse beni desteklemedi. Şimdi anlatsınlar bakalım o yetimhane kızlarının ne mal olduğunu. Hiç uğraşamam. Kim? Selma teyze. Açsana kızım. Aç. Efendim. Aleyna bugün yetimhane kızlarıyla okula kavga etti. Ya tabii ki kızların suçuydu. Ya o da çok üzülerek, ağlayarak kaçıp gitti. Çantasını da almadı yanına. Ben de eve gelir sanmıştım. Anladım. Tamam. Ne diyor?
Ya Aleyna eve gitmemiş. Allah Allah. Telefonu ve çantası olmadan nereye gider bu çocuk? Yani şimdi senin ailen istemiyor Songül'le olmalı. İsteyecekler. Ayrıca istemesinler, bana ne ya? Ne düşünürlerse düşünsünler, umurumda değil. Ama bak sakın Songül'e söyleme, tamam mı? O çok üzülür. Tamam. Sen de söyleme ama. Tamam, tamam. Peki senin annen, yani madem bir annen var, niye hala yetimhanedesin? Anlatmadın mı Songül? Sizle ilgili bir şey anlatmıyor ki. Yani arada bir canın sıkın, moralin bozuk görüyorum seni ama bir annen olduğunu bilmiyordum. Ya biraz karışık durumlar. Hem var hem yok. O nasıl oluyor? Yani var ama beni yanına almıyor. Anladım. Yalnız çok iyi olmadı mı onları öyle bıraktığımız? Tabii be, nasıl bozuldular görmedin mi? Aa, yalnız senin baban falan kızmasın, öyle ceza falan veriyor mu? Vermiyor. Her şeyi yapıyor, adam ceza vermiyor. Ama inşallah bu defa kredi kartımı iptal ettireceğim. Nasıl ya? Boş ver ya, boş ver. İyi bozuldular ama. Gerçekten. Olsun, çok iyi oldu. Kader, Güney'in babası nasıl biri? İyi bir adama benziyordu. Songül'le ilgili konuştunuz mu? Yani, Güney beni sevgilimin en yakın arkadaşı diye tanıştırdı. Her yerde anlatıyor mu ya? Ekrem amca ne dedi peki? Sen tanıyor musun onu? Yani birkaç kere gördüm babamla birlikteyken ama sert bir adama benziyordu. Ne dedi Kader? Babası ne dedi? İyi karşıladı Songül, yani hoş karşıladı. Doğruyu söyle. Vallahi. Yetimhane kızlarının yüzünden. Nasıl acaba? Anne, ya ölmez değil mi? Ölmesin lütfen. Ağlama anneciğim, ağlama. Korkma, bir şey olmayacak arkadaşına. Korkma. Hadi gel, bir an önce hastaneye gidelim. Belki kan falan lazım olur. Hadi kuzum. Anne. Önce başka bir yere uğrayacağım. Nereye? Yolda anlatırım, hadi gidelim. Sakin ol. Hediye gidip çağırın. Kızım sakin olamaz. Kim çağıracaksa o kızı hemen çağırsın. Tamam. Hediye gidip çağırın. Ya Cemre! Ya dışarı çek! Kızım bağırma. Hediye gidip çağıracak. Ya Cemre! Cemre dışarı çek! Ya Cemre! Kızlar, bu Güney'in babası var ya, gerçekten Nazan Hanım'ın erkek versiyonu. Ya hayatta izin vermez Songül'le Güney'in çıkmasına. Ya aslında Songül ne kadar cesur ve iyi kalpli biri olduğunu bilse böyle yapmaz. İnsanların yetim, zengin, fakir diye ayrımcılık yapmasına sinir oluyorum. Kızlar, Defne geldi. Bahçede Cemre diye andırıyor. Ne? Ya
benden Defne. Her yere ölüm saçıyorsun kızım sen. Senin yüzünden biri daha ölüyor. Ya katilsin sen, katil. Ya ne diyorsun sen be? Sizin yaptıklarınız yüzünden Aleyna kaza geçirmiş. Ölüyor çocuk. Evet ama Meral'in de çok üstüne gitmişler yani Toprak. Tamam benim kızlarım da melek değil ama onlar da çocuk yani Toprak. Feride koruma. Senden rica ediyorum koruma. Senin kızların hayatta şanssız diye her istediklerini yapamazlar. Ya Aleyna'nın suratını görmen lazımdı. Ağladı kız. Ya benim çocuklarım da sürekli ağlıyorlar. Onların neler yaptıklarını sen biliyorsun. Yani Aleyna hak etti öyle mi? Hayır yani böyle bir şey değil tabii de. Biz ya. Benim kızlarım, senin kızların. Saçmalık. Yani hepsi bizim çocuklarımız. Bari biz ayrımı yapmayalım. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Ben yarın Meral'le konuşayım. Özür dilesin çocuktan.